Bu diziyi engelsiz.kanalda.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Yaren, niye zahmet ediyorsun? Gel otur şöyle. Niye zahmet abla? İçindesiniz. Benim içimi siz ısıttın o zaman Yaren'im ya. Bak illa hemen konuşturacağım beni. Ne oluyor kızım size böyle ya? Osman'ı görsen suratı sirke saptıyor. Kahroldu garibim ya. Vallahi çok üzgün Osman Yaren. Abla ben de çok üzülüyorum. Tamam o zaman ne? Ya ne bu eziyet? Bak ya. Ah be güzelim ya. Ah be ya. Ah be ya. Niye yapıyorsunuz böyle birbirinize? Gareziniz mi var sizin? Abla o kadınla... Yaren yok. O kadın, o kadın yok. Ya bak ben biliyorum sen şimdi o fotoğrafları gördün diye kızdın, sinirlendin bizim eşeğe de. Yarenim eğer bana şu kadar itimadın varsa öyle bir şey yok. Osman seni aldatmaz. Ben kardeşim bilmiyor mu ya? Benim kardeşim ne kadar üzgün biliyor musun? Günlerdir uyku uyumuyor çocuk. Oğlum ben çok fenayım. Olursun tabii fena yani. Laf mı ettin yani Yaren? Ben Osman'a kızdım da öyle dedim babama. Yoksa ölürüm de evlenmem bu hayatıyla. Abla ben ne yapacağım şimdi? Tamam. Tamam dur bırakma hemen öyle kendini. Tamam güzelim. Ya bakacağız bir çaresine. Öyle hiçbir çaresi yok Melek. Baba. Hiç öyle boş yere çare mare aramayın. Bu nişan olacak. Ya Mahmut abi yapma gözünü seveyim. Girme şu çocukların günahına. Ya günahını minahını Allah bilir. Sen şimdi onları karıştırma. Ya bu Osman'ın iti vardı ondan kurtulduk. Bir de şimdi sen mi çıktın başımıza ya? Ben nişanlanmam hayatım. Nişanlanacaksın kızım. Eşek gibi nişanlanacaksın. Ya zorla güzellik olmaz. Hangi devirde yaşıyoruz ya? Yaren Osman'ı seviyor. Osman da Yaren'i seviyor. Bunlar birbirlerini seviyorlar. Ya sevgisi bassın onun. Bak Melek. Kardeşine rağmen bende hatırın var. Bunu zorlama. Mahmut abi olmaz. Oldu bu iş. Bütün nişan hazırlıkları başladı. Perşembe akşamı nişan var. Anladın mı? Bunu sen de o Ergele kardeşin de böyle bilsin. Dönüş yok. Mahmut abi olmaz öyle. Tamam kes. Yaren topla çiçekleri hadi. Hadi kızım. Hadi sen de git evine. Hadi. Hadi. Sizinle biraz konuşmak istedim Onur Bey. Erkek erkeğe. Erkek erkeğe. Konuşalım. Başla bakalım. Bizi biliyorsun artık. Tanıdın yani. Evimize de geldin. Gördün. Yani bizim işimiz, gücümüz, kazancımız belli. Az. Zaten bizde her şey az. Bizim dünya küçük. Yani sen inşaatçı adamsın, daha iyi anlarsın. Hani bazen böyle koca koca binaları yıkmak için hani böyle bir sürü patlayıcı yerleştirirler de öyle yıkarlar. Hatta bazıları ona rağmen dimdik ayakta kalıyor. Ama mesela bizim evi yıkmak için bir balyoz darbesi yeter. Yani bir vuruşta yerle bir olur. Çünkü neden? Temel zayıf. Yani mesela harcı dersen ben diyeyim 3. sınıf, sen de 5. sınıf bile değildir yani. Hani o da az. O da küçük yani. Diyeceğim bizim dünyamızı yıkmak kolaydır yani Onur Bey. Ablamı üzme. Çünkü o benim şu hayattaki en kıymetli varlığım. Çok küçük yaştan beri bizim baba rahmetli, anne işte ekmek davasına iş güç koştururken bana ablam baktı, ablam büyüttü beni. Ha yeri geldi ben onu.
O benim anam oldu, babam oldu, ablam oldu, arkadaşım oldu, sırdaşım oldu. En kıymetlim oldu yani. Ha şimdi senin de en kıymetlin olacaksa, ki bu nasıl olacak yani, hala aklım ermiyor. Ne hala? Ama şunu bil Onur Bey, biz fakir olabiliriz ama zenginin oyuncağı olmayız. Eğer ablam üzülürse, ayağına taş değerse, senin yüzünden başına bir şey gelir veya ben böyle bir şey hissedersem, işte burada bak senin mekanında yüzüne söylüyorum. Sen daha çok üzülürsün Onur Bey. Şimdi buraya kadar anlaştık mı? Hayır Osman. Anlaşmadık. Ne oldu Memo? Ulan Can, yaktın beni. Ne oldu ki, ne yaptım gene? Benim yerime 3 gün geldin şu okula. Beni herkes açtan zannediyor. Senin yüzünden bilgi yarışması takımına seçildim. Dileklerini git kendi okulunda göster oğlum. Benim burada bir karizmam var. Doğru ya, haklısın. Pardon Memo. Pardonunu yerim senin. Ne yapacağım ben şimdi? Bu işi düzelteceksin oğlum. Nasıl yani? Orasını bilmem. Bu işi sen batırdın, sen düzelteceksin ona göre ha. İyi de ben ne yapabilirim? Basit. Benim yerime yarışmaya giriyorsun. Saçmalama. Hiç kıvırma karışmam valla. Ya Memo, bu sahtekarlık ama. Evet, sahtekarlık. Benim yerime seni bastırırken sahtekarlık olmuyor ama. Ya Memo, gelme üstüme. Zaten okulda başım belada. Belada mı? Nasıl belada? Ya bir çocukla kavga ettim. Bir hafta uzaklaştırma verdiler. Kavgayı kazandın mı? Ne diyorsun ya sen? Bu mu şimdi derdimiz? Tamamen bu. Mesela biz. Aşağı mahalleyle maç yapıyoruz. Diyelim ki kaybediyoruz. O zaman kavgayı kazanmak zorundayız. Hem maçı hem kavgayı kaybettin ve mahallede sıfırsın oğlum. Hiç böyle düşünmemiştim. Kavgaya gidelim. Sonuç abicim, sonuç. Kazandım. O zaman sorun yok. Yarışma önümüzdeki hafta bugün. Öğleden sonra 2'de. Şimdiden ayarla kendini ona göre. Memo, olmaz. Kardeşim dur, kafam Memo. Memo! Geleceği bilemem Osman. Kahin değilim. Ablanla biz ne oluruz? İlişkimiz nereye gider? Hiçbir fikrim yok. Ama bildiğim şey şu. Melek hayatımda hiç olmayan bir şey. Onu çok seviyorum. Ve benim için çok değerli. Bugüne kadar çok yalan dolan gördüm. Çok da acısını çektim Osman. Eğer Melek'le bir ilişkim olacaksa, ki ben olsun diye çok uğraşıyorum, bunu sizler dahil bütün dünyanın gözleri önünde entrikalardan da uzak yaşamak istiyorum. Benim gizlim saklım falan yok. İnsan sevdiklerinin mutluluğuyla mutlu olurmuş. Ben Melek'i çok seviyorum. Ve onun mutlu olmasını istiyorum. Melek'in gözünden akacak tek damla için bütün dünyayı yakarım. Beni anladın mı? Bu kadar kararlısın yani. Düşünebileceğinden çok daha kararlıyım. Güzel konuşuyorsun Onur Bey. Senin gibi ağzı iyi laf yapan birinin ablamı ikna etmesi çok zor olmamıştır. Yine de bir daha düşün derim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Sözlerimin de arkasındayım Onur Bey. Ablamı üzme. Hadi eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olasın. O gün bugündür bir şey oldu mu Mahmut'la ilgili? Ne olacak be? Verdim hıyarın ağzının payını, yürüdü gitti işte. Hı. Ne bakıyorsun yan yan, bücür? Yok bir şey ya, yoluna devam et. Bu
Bunların 70'i de cazgır anam. Ben sana göstereceğim cazgırı. Mahmut öldü sanıyorsun ha? Ben sana gösteririm şimdi. Yasin, oğlum getir bir tane daha. Ya çok içmedin mi Hamdi? Lan oğlum ben içmeyeyim de kimsin Allah aşkına ya? Ah Melek, ah. Ya yeter, amma heder ettin kendini. Ağlama tamam. Evet canım, ne olmuş? Adam yakışıklıysa, zenginse. Ya Hamdi'cim sen de bırakma böyle kendini ya. Kendine bir güven. Vazgeçme, aslan gibi adamsın sen. Boy, poz, endam. Dalyan gibisin ya. Değil mi? Tabii ya, gül gibi mesleğin var. Hem o adam ticaret yapıyor. Bugün var, yarın yok. Bir bakarsın batmış gitmiş. Senin öyle mi? Ömür boyu standart gelirin var. Evet. İkramiyen bile var. Evet. Ya bir de şunu düşün. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Evet. O kişi de ben olacağım işte. Aynen ya. Niye sen olmayasın? Vazgeçme hemen. Vazgeçmeyeceğim. Var ya, o melek var ya, benim gibisini zor bulur, zor. Bulunmaz böyle seven. Bulunur mu ya? Çok seviyorum lan. Ha biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Bak şuramdan var ya. Hiç çıkmıyor, hiç. Doğrudur. Ver bak elini, ver. Bak, nasıl? Gümbür gümbür diye mi? Çaydandır o. Ne? Çay, çay. Çarpıntı yaptı sende. Ya tamam abi, içme yeter. Tamam, kes, tamam. Aferin benim aslan oğluma. Çalış oğlum, çalış, çalış. Çalış, aferin. Aslanım. Okuldan gelir gelmez bunun böyle ödeve kapanması pek ayrı alamet değil ama. Haydi hayırlısı. Başımın püsküllü belası Neriman. Hah, ne güzel oldu. Sen hayatımda gördüğüm. Gitmeyecek misin kahveye? Çok acıyor kızım, çok. Ne ayakta durabiliyorum, ne oturabiliyorum. Aha. Sadece böyle durunca biraz acısı geçiyor. Ha Yaren? Efendim baba? Kızım, yarın o nişan alışverişi var. Hayatın anasıyla babası da gelecek. Ben gitmeyeceğim oraya baba. Gideceksin kızım, gideceksin. Gitmeyeceğim baba, gitmeyeceğim. Ne yapacaksınız, öldürecek misiniz? Öldürün. Size rahat edin, ben de edeyim artık. Yaren, uzatma. Bu nişan olacak kızım. Sen ölsen de olacak. Ha. Ya inanmıyorum baba ya. İnsan biraz olsun kızını düşünmez mi? Ya kızım, ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum kızım ya. Of. Gerçi zamanla anlayacaksın ama. Seni hiçbir zaman anlamayacağım baba. Hiçbir zaman anlamayacağım seni. Yaren, uzatma. O alışverişlere gidilecek dedim. Gerisi boş. İyi, gitsinler. Ben gitmeyeceğim alışverişe. Bitmez mi bu çile? Geçmez mi kara günler? Açmaz mı çiçekler yeniden? Umudunu yitirme, bu da geçer geçer. Allah'ım yardım et. Yardım et Allah'ım. Ne yapıyorsun sen bu deli karının önünde? Yok bir şey ya. Geçiyordum öyle. He. Geçiyordum uğrayayım dedin ha? Herhalde. Oğlum sen keriz mi sandın lan dayını? Ne öğlündeki? Yok bir şey. Aa Neriman abla merhaba. Ya dayı ya! Ya! Başımın püsküllü belası Neriman. Sen hayatında gördüğün en paçoz, en utanmıyorsun değil mi lan? Bütün bu kıyamet senin başının altından çıktı değil mi? Ama ne yapayım dayı? Geçen gün o kadın bana
söyledi. Anneme küfür etti. Oğlum ettiyse etti. Allah Allah. Gelir büyüklerine söylersin, biz hallederiz yani. Sana mı kaldı bunu? Hadi Neriman'ı anladım. Mahmut'u niye karıştırıyorsun lan işe? Dayı o sana çok çektirdi. Biraz o çeksin istedim. İkisini kafa kafaya tokuşturdum. Bir taşta iki kuş vurdum. İyi alt ettin. Oğlum hadi Neriman çekse Mahmut'u kafasından vursa, öldürse Allah korusun. Ne olacak o zaman? Hiç düşündün mü? Düşün o zaman biraz. Sen git arkadaşlarınla maytap geç. Çakal. Oğlum bir daha büyüklerin işine karışma lan. Kapış. Kapış. Tamam. Dayım haklı. Mahmut ölse ayvayı yemiştim. Benim bu işi düzeltmem lazım. Ne bakıyorsun lan sinsi gibi? Kafanın asabını bozuyor. Kadın çıkacak burada şimdi gelecek. Rontluyor mu diyecek, ne diyecek, bir de bana iftira atacak ya. Bravo. Harikaydınız. Evet, şimdi sıradaki esere geçebiliriz. Teşekkür ederim Matmazel. Ama biz okulda verilen derse işlemeyecek miydik? Aa, doğru. O zaman ben bir Serkanları arayayım. Ödev falan var mı diye sorayım. Salonda buluşalım. Peki o zaman. Alo, merhaba. Merhaba da sen kimsin? Ben Can. Can mı? Şey Memo, benim ilk ismim Can da ondan. Bu hafta biraz boşum. İstersen buluşalım mı? Ama iste yani. Buluşalım, iyi olur. Tamam, o zaman yarın top sahasın orada. Tamam, olur. Çok teşekkür ederim. Ay rica ederim, görüşürüz. Görüşürüz. Ne haber? Ah. Osman. Ne haber ablam ya? Ne yapıyorsun Osman'ın? Bilmem. Normalim. Yani çok da iyi değilim aslında ya. Senden ne haber? Evet. Yarın'a gittim bugün. Vallahi. Kızgın değil mi bana hala? Nedir yani durum? Mafiş diyorsun. Biraz yani de. Yani aslında... Dikkat, dikkat. O ne la? Mahallemiz eşrafından hayati yana yatmaz ile yarın ikimizin nişanları perşembe akşamı saatten 8'de Cumhurbaşçı Düğün Salonu'nda cümle eşit akşamalar davetiyle duyuruluyor. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi ya? Ya beni bana bırakmıyorlar ya. Ya şeytan diyor ki geç şu arabanın önünü kes. Cam, çerçeve, abla, lastik. Osman. Ay Osman bak şu an test anı. Şu an sağduyu zamanı. Ablam. Asla o şeytana uymuyorsun. Sağduyu. Osman sağduyu. Ablam gözünü seveyim kışkırtmak için bilerek yapıyor ya. Bilerek yapıyor tabii ya. Böyle benim sinirimi oynatmak için bilerek adam tutmuş, çığırttan tutmuş adi şerefsiz adam ya. E tam sen ne geliyorsun oyuna? Lütfen ablam bak. E tam ben gideyim. Nereye gidiyorsun? Daraldım. Kafa dağıtacağım biraz ya. Tamam Osman ya bekle ya. Ben de geliyorum. Beraber dağıtalım kafanı. Bak gitme bir yere. Gitme bir yere geldim. Gel anasını satayım dağıtalım be. Sesi kökleyin. Tamam mı? Hiç acımayın. Kusursun. Aslanlar.
Hadi görelim size. Abi bu çok güzel bir hareket oldu. Abi bu çok kral bir hareket oldu. Osman var ya, kahrından yataklara düşecek, yataklara. Delirsin hurdacı, delirsin. Ne oluyor lan? Anlamadım ki abi. Boğdunuz mu oğlum arabayı? Yok abi, ne boğması? Bir vurursak mı? Neyse, yokuş aşağı zaten. Gel Ömer, haydi. Haydi. Haydi, hop. Hop, 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 hop. Abi. Kim soktu lan bunu egzoza? Kim soktu bunu bu arabanın egzozuna? Kim soktuysa delikanlı gibi çakısı... Abi, tabii ya, tabii ya. Ulan Melek. Kime zamandır oğlum Memo? Zor yakalarsınız siz beni. Yürü bir tane. Melek! Şu bakışa bak. Neymiş ya? Ne varmış benim bakışlarımda? Gözlerinin içi gülüyor kız. Senin böyle gözlerinin içi gülünce de benim içimde çiçekler açıyor. Ama... Ama için rahat değil. Değil. Nasıl olsun ki abla? Ya biz buradayız ya. Hatta daha da aşağıda, en aşağıda buradayız yani. Ama onlar da buradalar yani. Kolum gitmiyor yani. Gitse daha en tepedeler yani. Otur, otur. Ya yarın öbür gün üzülürsen ki böyle bir ihtimal kuvvetle var. Ne yaparız ablam? Ha? Mahalleli arkamızdan ne konuşur? Sen ne kadar yıkılırsın? Ben kaç kişiyi vururum? Ne yaparız ablam? Hayır. Ha? Yoksa yani... Aşktan anlamadığımızdan değil yani. Osman'ım. Canımın için. Sen bana kardeşten ötesin biliyorum. Ya sen her zaman benim en iyi arkadaşım, en iyi dostum oldun. Açık konuşacağım sana. Hiçbir zaman hiçbir şey saklamadım. Açık konuşacağım. Herhalde yani. Gel gel. Ben hiçbir zaman kadınlığımı yaşamadım biliyorum. Yani kadınlık nedir? Kadınlığından gurur duymak, mutluluk duymak. Bir tek günüm yok, hatırlamıyorum. İşte şimdi Onur, o da ne olur, ne kadar sürer? Bilmem. Ya olabilir, bitebilir. Ama ben ilk defa kadınlığımı yaşadım Osman. Aşk çok güzel bir şeymiş be. Tamam yani ben de şaşırıyorum, korkuyorum. Belki de saçma sapan şeyler yapıyorum. Ama bir hayalin peşinden ömür boyu giden insanlar var be Osman. Bırak yani şu ablan da şu fani dünyada bir hayalin peşinden bir kere gitsin. Ne olur ki? İzin ver Osman'ım. Çok görme. Çok görme. Ne yaptın sen abla ya? Yüreğimi deldin geçtin resmen ya. Ya tamam, sen de haklısın. Yani ayrıca koskoca da kadınsın yani. Ben şimdi tutup da senin karşına geçip yani sana hayat dersi verecek halim yok. Ayrıca o kadar kafam da yok yani. Ama... Ama eğer senin canın yanarsa. Tamam. Kirpiğine zarar gelse var ya, içimden
canavar çıkar, canavar. Ve o canavarı bir Allah'ın kulu durduramaz, ben sana diyeyim. Orada bildim zaten. Kim? Ne? Onur'la mı konuştun? Evet. Konuştum, ne var bunda ya? Sonuçta bilsin yani başına neler gelebileceklerini Kazma. Ya Osman, ne kötülüğünü gördün ya, deme öyle. Aman tamam canım. Diyen gitti, tamam diyen gitti. Ha, Allah var. Bir kötülüğünü de görmedim yani bugüne kadar ama hani yarın öbür gün görme ihtimaline karşı ben önden gardımı alayım yani. Ona göre. Kimse benim ablama zarar veremez, bitti. Ben sana bir şey diyeyim mi? Benim senin gibi kardeşim, dostum olduğum müddetçe bana hiç kimse zarar veremez. Gel buraya. Ya, lafa bak. Şapşal. Can Can, nedir bu acele oğlum? Şey, Serkanlara gideceğiz de ders çalışacağım. Serkanlarda ne ders çalışacaksınız? Hepsini, ev ödevleri de varmış. Yani bütün konuları işleyeceğiz. O yüzden uzun sürer. Ben akşam geç gelirim, merak etmeyin. Tamam, seni bizden biri bıraksın. Ama yine de geç kalma. Tamam baba, görüşürüz. Son günlerde bayağı sık gitmeye başladı Serkan'a. Serkan'a en yakın arkadaşı. Normal değil mi? Geçen gün Serkan'ın babasıyla karşılaştım Bridge'de. Oraya pek gittiği yokmuş. Bir kere gitmiş. O zaman da ders çalışmamışlar. Sadece oyun oynamışlar. Nasıl Serkan'a gittiği yok, anlamadım. Bizimkiler bırakıp getirmiyor mu hep? Orasını pek bilmiyorum. Bir şekilde atlatıyor demek. Peki Serkan'a gitmiyorsa nereye gidiyor bu çocuk? Bilmiyorum oğlum. Güvenlik müvenlik derken galiba sıktık canını. O da yalana başvurdu. Ben bir konuşayım onunla. Yok dur sen. Sonra. Acele etme. Önce bir nereye gittiğini anlayalım. Nasıl anlayacağız? Bekle. Altan. Efendim buyurunuz. Bugün sana bir görev vereceğim. Anne hadi ben çıktım, kapattım ocağın altında. Memo gelince verirsin bir tabak. Tamam. Oh. Hadi, hadi merak etme sen. Yalnız bak iyi giyin. Hani geçen sefer ilaçlardan sonra üşüdüm demiştin ya. Tamam tamam merak etme sen. Bana bak, iki dakika bekle de beraber çıkalım ya. Ha, yok ablam ya. Yorulma sen. Ne yorulması, Allah'ını seversen hastane işi bu ya. Ayıp ediyorsun yani. Yok Osman, alacaklar da zaten. Ha. Şu mesele, desene yalnız değilim diye. Yalnız değilim, Onur'la gidiyoruz. İyi, gidin bakalım Onur'la. Hadi görüşürüz o zaman. Hadi bakalım. Hadi, hadi güle güle, güle güle kızım. Pır pır maşallah. Uçacak neredeyse ha. Ah! Bu ne be? Gene mi? Kıllanmadın sen Mahmut. Sapık herif. Neriman canım. Çok özür diliyorum. Aa! Bu ne be? Ben bir eşeklik ettim. Kalbini kırdım. Allah belamı versin. Çok utanıyorum. Ebe Mahmut. Ebe Mahmut. Neyse. Özür dilemek de bir erdemdir. Bir tatlıyı hak ettin. Evet çocuklar, ilk soru biyoloji ile ilgili. Hücre nedir? Hocam, hücre böyle mahkumların hapishanede kaldığı yere denir. Dayım oraya sık sık ziyaret ediyor. Tamam, sus Memo. Çin uygarlığının teknik buluşları nelerdir? Tabii ki çimbalı oyuncaklar.
Yağların canlılar için önemi nedir? Hocam, yağlar olmasaydı keklerin, böreklerin tadı olmazdı. Hani zeytinyağlı sarma olmazdı. Adında bile yağ var yani. İki kız kardeşten birinin saçı düz, diğerinin kıvırcıksa bunu nasıl açıklayabiliriz? Çok basit öğretmenim, saç düzleştirici. Kasabayı kim yönetir? Şerif ve adamları. Yeter, kesin artık şamatayı, ciddi olun biraz. Eğer bu kafayla giderseniz yarışmaya katılan okulların içinde rezil oluruz. Ondan sonra ben görüşürüm sizinle. Şimdi cevap ver bakalım Memo. Memeli hayvanların özellikleri nelerdir? Hocam şimdi bu soru benim ilgi alanıma girmiyor. Hayvanlar alemiyle ilgili. O yüzden buna Bede cevap versin. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Yeter artık, yeter. Sabah açtım kahveyi kızım. Duramıyorum ayakta. Oturamıyorum. Dolanamıyorum. İnsanın acısı neredeyse canı orada derler. Sen gitmiyorsun mu alışverişe? Gitmeyeceğim. Sen bilirsin. Yani insanlar senin keyfine göre olsun dediler alınacaklar ama kıymet bilen kim? Onlar da kendi beğendiklerini alırlar. Alsınlar işte kafalarına göre. İnatsın var ya inat, yani katil inadı. Kime çektiysen. Ha, bu konuda bir fikrim var ama... Şimdi söylemeyeyim istersen. He sen öyle laf geçir. Eren, kim bu kızım? Eren, şu. Geçmiş olsun Mahmut. Allah tez zamanda şifanı versin inşallah. Abla git, 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 git. Git, git, git. Git, abla git. Git, git, git. Yaklaşma. Bırak Yaren. Hiç kızım şöyle arkama geç. Bırak sen ya. Çektin mi deli herif. Lan alçak kadın. Ne işin var lan benim be? Bırak. Belanı versin manyak herif. Komşular yetişin, bu deli öldürecek beni. Baba bırak şu tüfeği ya. Ulan ne yapıyorsun ya be? Sen çeşitlerimizi iki parlak ettin. Daha önce yüzdeğimizin önüne geliyorsun lan. Ahlaksız kalı. Ulan kapım da paspas oldum be, paspas. Mektup yazıp özür dileyen kimdi ha? Kimdi? Ulan alçak. Ulan ne yapıyorsun? Ay! Ay! Dur lan dur! Kanın namına dur! Ya ne yapıyorsun? Dur! Ne yaptın? Dur! Kaldır ellerini! Bak vallahi fena yaparım ha! Bırak tüfeği! Bırak! Ya biz niye bu yarışmaya katılıyoruz ki? Hiçbirini bilemeyeceğiz. Rezil olacağız oradaki herkese. Karşımızdaki zengin okula hepsi zehir gibi. Ya oğlum enseyi karartmak yok. Onların parası varsa bizim de iman dolu göğsümüz var. Sen ne diyorsun Memo ya? Alacağız o yarışmayı, söke söke alacağız. Ya kim bilecek ki o soruları ya? Hepsi birbirinden kazık oğlum. Ben bileceğim. Ya bırak ya bu işin hala gırgırında. Sanki bilecek. Göreceksiniz oğlum. Hepinizin dibi düşecek. Bu
koydum küçük bey. Ben seni akşamüstü ararım, geri alırsın beni, tamam mı? Olur efendim, size de edersiniz. Teşekkürler. Bakalım ne işler karıştırıyorsunuz küçük bey? Anlayacağız yakında. Allah Allah. Nereye gidiyor bu çocuk? Ay ay, yavaş doktor. Ulan Mahmut, şuradan bir kalkayım. Seni iki kaşın arasından indirmezsem bana da Neriman demesinler. Boyu posu devrilse şerefsiz Mahmut. Neriman Hanım, olmuyor böyle. Yanınızda kanun var. Böyle indireceğim falan. Ayıp. Ayıpmış. Asıl ayıp o namussuz yaptı be. Allah'ın deniyorsun. Ay. Tamam kardeşim, söylenip durma sen de. Hamdi, ne oluyor kardeşim, bu kaçıncı? Vallahi ben de anlamadım doktor bey. Vaktiyle bir domuz gribi salgını vardı. Şimdi bu çıktı başımıza. Ya arkadaş, bir mahallede herkes mi kabasından mı vurulur? Yani vallahi ne deseniz haklısınız doktor bey. Bizim mahallenin salgını da bu işte. Oo, bu ne güzellik kız. Kime bu süs püs? Ben Memo'yla buluşmaya gidiyorum Perihan teyze. Öyle mi? E hadi git bakalım. Geç kalma ama, tamam mı? Tamam Perihan teyze. Görüşürüz Çiğdem. Anne, bu kız gitmeyecek mi artık evine? Bir haftalığına geldi, kaç gün oldu? Çok memnun kalmış arkadaşlığından, bir hafta daha kalacakmış. Oha, yok artık. Ayıp kız, o senin akraba. Defolsun gitsin evine. Birini bekliyor ama kimi? Ana! Sen değil mi ya? Bunun ne işi var lan burada? Beni görmeye gelse arardı. Birisini bekliyor. Ulan yoksa! Lan! Bu Altan abi değil mi? Efendim Memo. Ne yapıyorsun lan Domuvan? Sen bizim mahalleye dadandın. Değişeceğiz bak külahları. Ya ayıp ediyorsun ama Memo. Şşt! Bakırıp durma. Takip ediliyorsun. Sessiz ol. Kim beni takip ediyor ya? Neden? Sizin şu evde var ya bir tane. Kıl kuyruk. He? Ya şey, Altan. Altan işte. Peki nerede? Çaktırma. Arkanda, arabanın içinde. Şapka gözlük falan takmış. Tanınmayacak güya, akıllı. Ne yapacağız? Sakin ol, tamam, panik yapma. Şimdi sen... Sokağa git, caddeye çık. Orada bir tane durak olacak. Gelen ilk minibüsü atla, tamam mı? Ben geliyorum. Sonra? Ya sonrasını boş ver, o iş bende. Çık para. Dolmuşa bindi. Eldin ele. İki kişi. Sağ ol Memo.
Sen olmasan patlardık vallahi. Ben şimdi sana bir patlatacağım. Allah Allah, ne işin var senin burada? Zeynep'le görüşmeye geldin değil mi? Ya ben şey... Ya oğlum adisin. Çok büyük adisin. Neyse, onu boş ver. Şimdi altından nasıl kurtulacağız onu söyle. O işi ben de sen merak etme, müthiş bir fikrim var. Alacağın olsun Memo. Gösteririm ben sana. İyisin değil mi? İyiyim. İyiyim. Yani korktum biraz başta çünkü hani sonuçta zehir hani her yerine bayağı da sarsıyor diyorlar. Ama ne bileyim hani bitkinliğim var ama o kadar fena değil. Herhalde sen yanımdasın diye. Sarılır mısın bana? En son ne zaman sinemaya gittin? Ya çok oldu. Ben herhalde 20. yüzyılda falan gitmiş olabilirim. 21. yüzyıl bitmeden gidelim mi tekrar? Olur. Çok isterim. Bak filmi. Biraz da beni takip et bakalım Kıl Kuyruk Altan Bey.
tuvaletinde ne yapacaksın Altan Bey? Hanımefendiler, rica ederim. Affedersiniz çok. Affedersiniz, çok affedersiniz. Hanımlar, affedersiniz. Bir tane yanlışlık. Bir yanlışlık. Benden bahsettin mi? Yani... Benden de bahsetmedin. Ne zaman dedin? Delirttiniz beni kardeşim, delirttiniz. Vallahi de billahi de delirttiniz. Kimse bana bunun bir tesadüf olduğunu söylemesin. Bir değil, iki değil. Siz bütün mali birleştiniz. Dediniz ki bu komisere biz kafayı nasıl yedirttiririz? Ya olur mu öyle şey komiserim? Estağfurullah ya. Ay Allah sizi başımızdan eksik etmesin komiserim. Eksik edecek, edecek. Böyle devam ederse ta sizden uzak memleketin en ucunu ya da tahtalı köyü boylayacağım. Allah gecinden versin komiserim. Mahmut, bu kaçıncı vukuatın ha? Kaçıncı? Valla komiserim bana göre üçüncü. Ama tabii bir de zabıtlara bakmak lazım komiserim. Komiserim, ben tüfeklere müsaade ettim. Al bunları at içeri. At içeri gözün görmesin. Ya komiserim, bir büyüklük daha gösterin. Malum yarın kızımın nişanı var. Öyle mi? Ay benim de altın günüm var. Ey güzel Allah'ım, sen bana sabır ver. Ya komiserim, şu nişanı bir hayırlısıyla atlatalım. Bundan sonra vukuat mukuat yok söz. Hani olur da bir daha vukuat yaparsam... Ha o zaman 40 kalemi kes cezamı. Altan, neredesin sen? Efendim, çok özür dilerim. Bir yere kadar takip ettim Küçük Bey. Bir oyun parkına girdi. Sonra? Sonra efendim ben kaybettim. Altan saçmalama. Can eve döneli 2 saat oldu. 2 saat mi? 2 saat 17 dakika tam. Ama efendim bu nasıl olur? İmkansız. Altan neredeysen dön çabuk gel. Tamam efendim. Bu Altan da bugünlerde bayağı tuhaflaştı. Çok teşekkürler. Afiyet olsun efendim. Sağ ol canım. Ev dışında nerede vakit geçirdiğimi görmeni istedim. Eğer sıkıldıysan başka bir yere de gidebiliriz. Ha? Yok yani... Yavuz... Sıkılmadım. İtiraf edeyim. Ben bazen çok sıkılıyorum burada. Bir 100 yıl daha beklemeyelim sinemaya gitmek için olur mu? Evet. Hemen gidelim bence yine. Ama bu sefer çocukları da alalım. Memo çok mutlu olur. Tabii çok iyi olur. Tanışsın artık. Çocuklar. Ne daldın öyle? Hiç. Öylesine. Öylesine dalmadın. Aklına bir şey geldi, bir şey hatırladın değil mi? Seni üzen bir şey mi? Çok mu belli oluyor? Ben ilk defa görmedim ki bu bakışı senin gözünde. Benim bir oğlum daha vardı Melek. Nasıl? Can'ın ikizi. İkizi? Ya?
Vefat mı etti? Bilmiyorum. En kötüsü de bu zaten. Bilmemek. Nasıl? Ben anlayamadım. Daha bebekti. 8 aylıktı. Kaçırıldı. Ne oluyor lan? Şişt, hayırdır? Ulan bir insanın bütün arkadaşları bu da şerefsiz olur be. Bu ne ya? Bir manita yaptık. Aslan asılana. Zeynep ne oluyor ya? Allah! Zeynep hayırdır? Ne oluyor? Bilmem, sana sormalı. Allah Allah, ben ne yaptım ki? 2 saat bekletip beni ekerken düşünseydin bunu. Ben de Musti'yi aradım. Ulan Can, hep senin yüzünden. İyi öyle olsun Zeynep Hanım. Senle de sonra görüşeceğiz. Ya bak kardeş, vallahi yanlış anladın ya. Sus! Bana kardeşim deme. Zaten hep kardeşim diyenlerden başımıza geldi bunlar. Ya yanlış anladın bak, kız arayınca ayıp olmasın ya yani. Tamam sus, hala goy goy yapıyorsun. Tamam, ne yapıyorsanız yapın be. Dengesizsin Memo, dengesiz. Ne oldu Memo, Zeynep taktı mı sana? Ne takması ya? Anladın sen. Ya sen sus, şimdi sana bir şey diyeceğim. Sonra kalbin kırılacak. Neyse hadi git işine. Üstüme geliyor ya. Sen bunun altından nasıl kalktın Onur? Kalkamadım ki. Kimse böyle bir acının altından kalkamaz Melek. Peki kimin kaçırdığı? Belli değil. Bilmiyoruz. Hayatta arzu ettiğim tek şey, hayatta canım pahasına arzu ettiğim tek bir şey var Melek. Oğluma kavuşmak. İnşallah. İnşallah. Ve onu kaçıran her kimse, onunla karanlık bir sokakta bir gece yüz yüze kalabilmek. Gördün mü bak, seni de üzdüm. Yani... Ben de anneyim. Kalp bu dayanır mı? Üzüldüm tabii yani. Çok üzüldüm. Ben biraz artık kendimi dinlendireyim ben. Biraz şöyle uzanayım falan artık. Tabii, tabii. Nasıl istersen. Şeyimiz, bizim üstümüzü dışarıdan herhalde değil mi? Şu kızlara hiç yüz vermeyeceksin ha. İki pohpohluyorsun, kendine bir şey zannediyor. Ne oldu be, ne yaptı Çiğdem? Yok ya, Çiğdem değil Zeynep. Ha, güzel kız. Ya iyi takıldık. Sonra gitti Can'la. Can kim? Boş ver ya, tanımazsın. Sonra da Musti ile. Yapma ya Memo. Diyorum ki bir de şu kızla ben mi tanısam ha? Lan yürü git. Ağzını burnunu kırıtma bana. Mahallede delikanlı adam kalmamış ya. Yine en iyi.
İsa İbedir. Ne oluyor lan? Hanginiz kurbanlık anlamadım vallahi. Geldin mi kızım? Gel. Geldim. Geldim. Osman yok mu? Ha şey, hoca efendi çağırdı da ona gitti. Ne oldu? Sen niye durgunsun böyle? Ha? Yoksa İlaçlar mı yordu seni gibi? Yok yok. Öyleyse ne? İlaçlar değil de. Ya Onur. Onur mu? Yoksa sana kötü bir şey mi yaptı ha? Anne yok ya, öyle bir şey değil. Nereden çıkarıyorsun? Niye kötü bir şey yapsın da? Ya, öyle bir şey anlattı, kötü oldum. Hadi anlat bakayım bana. Anlat ne dedi? Sen ne tatlı şeysin lan öyle, ha? Hayatın eline düşmen şanssızlık tabii. Yazık ya. Mükemmel. Sabredeceksin koçum. 4 dakika 30 saniye sonra hazır. Vay yavrum vay, şuna bak. Nar bu be, nar. Hey maşallah. Dikkat, dikkat. Dikkat, dikkat. Ay senin dikkatine lan. Mahallemizde 1 adet adaklı koç kaybolmuştur. Görenleriniz veya uzmanların mahalleniz muhtarlarına müracaatlarını rica olun. Tekrar ediyorum. 1 adet adaklı kurban kaybolmuştur. Güm güm. Etmişsin be maşallah, şuna bak şuna. Koçum be, bunu var ya böyle üstüne üstüne gideceksin, böyle güzel et olacak işte. Bak çocuk açlıktan ateşe atacak kendini neredeyse. 40 yılın başı et pişince ateşe bile atlıyor olan, yazık günah be. Atlarım yemin ediyorum. Efendim önce bir gecekondu semtine gitti. Gecekondu mu? Evet efendim. Orada kısa bir süre bekledi. Sonra minibüs durağına doğru yürüdü. Dolmuşa bindi. Dolmuşa mı? Evet efendim. Sonra bir çocuk parkında indi. İşte orada ben efendim Küçük Bey'i kaybettim. Peki sen bu hale nasıl geldin? Efendim ben Küçük Bey'i takip ederken ah buyurun yanlışlıkla kadınlar tuvaletine girmişim. Orada bütün kadınlar yapın. Efendim, affedersiniz, müsaadenizle. Küçük Bey'i arkadaşının evine bıraktım. Eve girdiğini gördün mü? Gördüm efendim. Sonra? Sonra istediği saatte almaya gittim. Evden çıktı, aldım geldim. Altan hayal görüyor herhalde. Ne işim olur benim gecekondu mahallesinde? Hem ben parka gitmek istesem dedeme söylerim ki. Tamam oğlum. Ne oldu ki? Yok bir şey. Sen git derslerine devam et. Sen bir şey anladın mı? Anlamayı geç. Kafam daha çok karıştı. Benim de. Kim çaldı lan bu koçu? Görürsem geberteceğim vallahi. Abi buralar mis gibi et kokuyor ya. Oğlum sen de sabahtan beri et. Karnın mı aç senin? Ya ne alakası var abi? Abi bu mahalleye et 40 yılda bir gelir. Baksana şuraya, bunlar toplanmış cümbür cemaat mangal partisi yapıyorlar. Sence bu normal bir şey mi? Haklısın lan harbiden. Ayrıca burası kimin sokağı? Osman'ın sokağı. Baştan söylesen lan şunu.
sabahtan beri sosyal sorumluluk projesi gibi vır 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 anlatıyorum. Oo Hayati, ne haber ya? Afiyet olsun. Koç yumurtası yengen yaptı var ya, zulüm. İyi geliyor mu prostata? Sen ne diyorsun ya? Ha? Ha? Sen de sırt, diğerlerin şişmesin. Şişireceğim şimdi, diğerlerin gideyim. Oh! Oh! Afiyet olsun. Maşallah, maşallah. Tamam mıyız millet? Şunlar da pişsin tamam. Yemedin değil mi lan? Yok ağzımı bile sürmedim dayı. Ha, aferin. Ayakaladım. Ayakaladım lan seni. Suçüstü yaptım lan Osman. Ha? Ne lan bu? Ne oluyor oğlum? Yolunu mu şaşırdın hırbu? Ulan bir et hırsızlığın kalmıştı değil mi? Bir et hırsızlığı sana be. Hayati. Akşam akşam öptürme kendini yürü git. Nereden çıktı bu ya? Bir şey yok ya. Bu belasını arıyormuş da. Ben şimdi göstereceğim ona belasını, az kaldı. Nereden çıktı bu öter? Koçu çaldın değil mi? Ne diyorsun lan sen? Yaren'e nişan için aldığım koçu. Osman tamam abla. Aman, aman Osman, Osman. Hayati bu şişi elime niye aldım tahmin et. Ha? Niye aldım sence ben bu şişi elime? Osman, bunları unutmuşsun bizim orada. Hayrola, bir mevzum var. Yok hocam, bu... Haysiyetsiz, iftiracı, şerefsiz. Tamam Osman, tamam. Koçumu çaldın diye iftira atıyor hocam ya. Çastık ha, aha aha aha. Yürü be koçum be. Ya Hayati, ya Allah aşkına al şunu ya. Ya kafa atıyor oğlum bu ya. Allah'a bir daha bir daha kovalamam ben bunu ha. Adam gibi bağla şunu ya. Kızımın ameliyatı vardı. Adakta bulunmuş. Hayırlısıyla atlatsın kurban keseceğim diye. Allah razı olsun. Osman geldi, halletti. Geçmiş olsun hocam, saygılar. Yürü! Geldi pis pis ayaklarıyla betimizi, bereketimizi kaçıracak. Kaybol! Abi gidekme. Kulaklığının vebali ağırdır Hayati. Dikkat etmek lazım. İyi akşamlar hocam, saygılar. Helal etmiyorum lan. Helal etmiyorum. Bütün ne kadar hakkım varsa haram, zıkkım, hatta zıkkımın dibi olsun be. Yürü, anca gidersin! Hayvanı eziyet ettiler. Buyur gel hocam. Hayır benim anlamadığım bu bunca saat kimin peşinden koştu ya? Koşsa iyi. Az sudan çıkmış balık gibi debelenmiş. Dayağı da yemiş. Cıraştan kadınlar tuvaletine yersin ha öyle dayağı. Hala inanamıyorum. Yani Altan'ın kadınlar tuvaletinde ne iş olabilir? Ne iş olabilir? Onun gibi bir gentleman. Yani tanımasam şey düşünecek. Ne düşüneceksiniz matmazel? Çekinmeyin rica ederim söyleyin. Sapık mı diyeceksiniz? Oo. Deyin. Deyin. Zaten bir tek siz kaldınız Demiyen. Gülün 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 çekinmeyin gülün gülün. Gülün gülün rahat olun. Size de bayağı eğlence çıktı. Oh. Her yanım ağrıyor. Şükran. Bana bir bardak su verir misin? İçinde azıcık kendime geleyim bari. Altan. Ha bir şey soracağım sana. Sormasam çatlayacağım ha. Sor Hasuman Usta, sor. Dışa vur kendini, atma içine sor. Ha senin kadınlar tuvaletinde ne işin vardı? Ne bileyim ben. Küçük Bey'in peşinde koştururken kendimi orada buldum. Kadınlar tuvaleti değil, kadınlar cehennemiydi resmen. Hele benim o yüzümü cımırtlayan kadın var ya, bana sabahtan beri kafayı taktı, iyice taktı bana kafayı. Allah Allah, niye taktı ki sana acaba? Senden hoşlanmış olabilir mi? Hanımlar saçmalamayın, rica ederim lütfen. Ne hoşlanması? Kadın beni parçalıyordu resmen. Ayı da yavrusunu severken öldürürmüş. belki kadın öyle seviyor. En büyük aşklar nefretle başlarmış Altan, yoksa sen kadına karşı. Allah Allah, yok artık siz iyice yani. Tamam, kapatalım bu konuyu. Zaten benim şu anda gözüm başka bir kadını görmüyor. Nasıl yani? Biri mi var hayatında senin? Yok canım, o da nereden çıktı? Yani ben şey demek istedim. Yani hayalimdeki kadın. Yani olması gereken yani. Onun dışında benim gözüm görmez hiç. Nasıl bir senin hayalindeki bu kadın acaba? Çok güzel. Bakımlı. Kültürlü. Zarif. Her daim kibar.
Değil mi matmazel? Bir kadın bütün bu özellikleri taşıyor olmalı. Bunun kadını erkeği olmaz. Yani bu her insan için geçerli bir şey. Tabii haklısınız. Ya yapmadığım şaklabanlık kalmadı abla. Ya, yalvardım resmen ya. Nuh diyor, peygamber demiyor ya. Ya bir türlü inandıramıyorum kızı. Büyük aşkların kavgası da gürültüsü de büyük olur Osman. Ya tamam ablam, büyük olsun, razıyım, eyvallah da tamam artık ya, tamam yeter yani. Bu kadar da abartmanın halin var mı ya? Yani resmen sığamıyorum hiçbir yere ya. Ya koca şehir bana yetmiyor ya. Ya şu İstanbul var ya, nasıl darlıyor beni biliyor musun? Hani böyle resmen tırnaklarını geçirmiş gırtlağıma, nefessiz bırakıyor beni abla ya. Ya düşünsene, yarenim gözümün önünde nişanlanıyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum ya. Bu ne rezilliktir ya, bu ne yaman çelişkidir abla. Pardon. Ne haber Haydar abi? İyi, sağ ol. Evet, İstanbul'da devam. Yok yok, sağ ol, sağ ol. Şimdilik iyiyim burada. Ama kısmet, bakarsın işler değişir. Atlar gelirim. Tamam tamam, ben seni ararım. Hadi eyvallah. İzmir'de mekan sahibi, arar durur gel diye. Cem mi? Bilmem ki Osman. Benim hayatım göçebe kuşlar gibi. Bugün burada, yarın orada. Başka bir gün başka bir yerde. Hayırlısı be ablam. Üzülürüm gerçi, ne yalan söyleyeyim. Yani sayende cebimiz 3-5 kuruş para görmüştü. Ama hani bir laf vardır ya, eğer eti ata binen çabuk iner diye. Ayıp oluyor ama Osman, şimdi sen bize at mı yaptın? Yok abla, estağfurullah. Yok, hayır hayır. Ben o anlamda değil, sen yanlış anladın. Arabayı kastettiydim ben yani. Şaka Osman, şaka. Neyse, benim sıram geldi. Hadi bir istek yap ablana. İki keklik. Yine mi? Yine be. Ne olur. Hadi bir daha söyle. İyi tamam, hadi senin için. Sağ ol. İki keklik. Kaçırmadın ya Onur'un çocuğunu. Ne fark eder anne? Eski kocam olacak, uğursuzun günahına ortak oldum işte yani. Onun da bir yerlerde annesi babası var, tıpkı Onur gibi. Ya Onur'un yaşadıklarını ben başkasına yaşattım. Yani keşke... Keşke ne? Keşke engel olsaydınız bana anne. Engel olsaydın yani sen Osman, yapma, yanlış deseydiniz. Denedik kızım, denedik. Ben de, Osman da denedik. Ama seni gözden çıkaramadık. Öylesine sarılıp, öylesine sevmiştin ki Memo'yu. Çocuğu elinden alırsak bu kız ölür dedik. Hilafsız ölür. Ölürdüm, orası doğru. Bak kızım, bak Melek. Böyle keşkelerle ömür geçmez kızım.
Sen artık bundan sonra önüne bakacaksın. O nasıl olacak anne? Ben daha Onur'un yüzüne bile bakamıyorum. Ya birincisi hep yanında olsun istiyorum. Ama korkuyorum yani. Her gözüne baktığımda kendi günahımı hatırlıyorum anne. Ah. Kadere, kısmete gel de inanma. Akşama bunu giyeyim diyorum. İyi. Bir ütü basıver. Alt tarafı kırışmış dolapta. Ver basayım. Acelesi yok. Kuaförden gelince yaparsın. Gitmeyeceğim ben kuaföre. Niye? Ya Hayati aradı, gelip alacağım dedi. Gerek yok. Ya işi varsa ben oraya gönderirim dediydi. E dur arayayım da bari öyle yapsın. Bırak baba, gerek yok dedim ya. Ben yaparım kendi saçımı. Hem fazla çatafata da lüzum yok. Osman, hadi gel oğlum sofraya. Yiyin siz, ben yemeyeceğim. Ne demek yemeyeceğim oğlum? Gel otur, iki lokma bir şey at ağzına. Ya tamam, yemeyeceğim diyorum, ana ne uzatıyorsun ya? Yemek bulmuşum ben, siler süpürürüm, yemeyeceğim diyorum, yemeyeceğim işte ya. Tamam be tamam. Aman bir laf söyle, bin ah işit. Sen var mı onun üstüne, biliyorum bu ara. Memo hadi kattım çayları, gel. O da işte bir girdi mi bir daha çıkmak bilmez. Ya geldim geldim. Ha, iyi giyinmişsin madem. Elini yüzünü yıkadın değil mi? Bak hep çapaklı gidiyorsun. Hı hı. Aferin oğlum. Dayı ne yazıyorsun? Mektup. E biliyorum ben mektupta iyiyim. Yardım edeyim mi? İstemez. Sen karışınca işler iyice Arap saçına dönüyor. Bırak. Kaybolma bir yere, işimiz var senin. E okula gideceğim. Ya tamam geç git, Allah Allah. Ya işimiz var diyorum, uzatma. Sen... Ekmeğini yoğurma. Görünen o ki yarenim, artık bir araya gelmemiz pek mümkün değil. I would like to tell you my feelings. E nasıl anlaşacağız biz seninle Natalie? Hı? Nasıl anlaşacağız? Understand me? Hı? Ne? Ne ama ne, ne, ne ama ne? Aman! Uf. İnternetim berbat, İngilizcem rezalet. Ne yapacağım ben seninle Natalie? Gerçi güzel olmasan hiç çekilmezsin de. Hepten gitti. Hepten gitti. Aman! Matmazel. Nasıl oldunuz? Toparlayabildiniz mi biraz kendinizi dünden beri? Toparladım Matmazel, eksik olmayın ama yardımınıza ihtiyacım var. Ay yo. Kadınlar tuvaletine gittiğiniz müddetçe size hiçbir yardımım dokunamaz. Yanlış anladınız, dilinize ihtiyacım var. Neyime? Dilime? Dilime mi? Dilimine? Ha, hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Matmazelciğim lütfen bir şey de doğru anlayın. Lütfen yani dil derken dil Fransızca, lisan. Ha Fransızca. Ha, şunun doğrusunu anlatsanıza bir kuzum. Oh be sonunda. Neydi o mesele? Memo. Al şu mektubu götür Yaren ablana ver. Dayı kapının altından sokayım mı? Ben genellikle öyle yapıyorum. Oğlum bak cıvıklık yapma, espri kaldıracak halim yok. Tepem atık vallahi, patlatırım ensene. Tamam o iş bende. Şu bana bak. Bu Yaren ablanın penceresi var ya. Onun altında öyle ıvır zıvırlar falan var. Onun üstüne tırmanırsın, camı tıklatır oradan veririz. Tamam. Ha. Tamam. Git. Günaydın Memo. Acele et, geç kalacağız. Tamam, geldim. Birine mi baktın? Yok,
Kime bakacağım ya? Mesela Zeynep'e, ama zor bulursun. Ne oldu ki? Gitti. Gitti mi? Sepetledim, gitti. Sen mi? Evet, dün akşam kavga ettik. Teyzem de aldı. Üzüldün mü? Yok ya. Ne üzüleceğim? Bir kız için üzülür müyüz be? Ay sevsinler, başladın gene. Ya tamam, çene yapmayı kes. Hadi yarın ablanı uğrayacağız, gel. Ne oldu? Ya gel. Oo Altan. Zevklisin Altan. Çok güzel bir kadınmış. Öyleyimdir. De, iş güzellikle bitmiyor matmazel. Onda İngilizce yok, bende Fransızca. İyi, ya bugüne kadar nasıl anlaştınız peki? Kız kardeşinde kalıyordu. Onun İngilizcesi vardı, idare ediyorduk. Ama şimdi kız kardeşe gitti, evlendi, biz kaldık böyle. Nasılsın, iyi misinlerin ötesine geçemiyoruz. Anladım. Zor tabii ki de. Hı hı. Yardımcı olacaksınız değil mi? Olalım bakalım. Yani şimdi siz ne söylememi istiyorsunuz? Siz bana söyleyin yazıcık. Efendim, şimdi başlayalım. Tamam. Natalie. Dün bir oyuna gittim. Romeo ve Juliet, bilirsin. Romeo, ay ışığında sevgilisine bakarken sen geldin aklıma. Ne oldu? Çeviremeyecek misiniz yoksa? Ne oyunu Altan? Ha? Ne oyunu? Siz dün kadınlar tuvaletinde dayak yiyordunuz. Açık açık yalan söylüyorsunuz kadına. Evet matmazel, yalan söylüyorum. Hadi. Resmen kadıncağızı kandırıyorsunuz. Ne yapalım matmazel? Aşkta ve savaşta her şey mübahtır. Siz Fransızların bunu iyi bilmesi gerekir değil mi? Şu erkekler. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Yok zaten Natalie inansın yeter. Devam edelim. Natalie. Kimse yok, çabuk ol. Memo, ne işin var senin burada? Eren abla, al, dayım yolladı. Ne ki bu? Mektup işte, al. Sağ ol Memo. Yaren abla, sen evlenecek misin ciddi ciddi o hayatıyla? Sen dayımla iyiydin be abla. İkiniz güzeldiniz birlikte. Seni çok özleyeceğiz. Memo, birileri geliyor. Hadi, hadi git Memo kimse yakalanmadan. Ben seni çok sevmiştim be Yaren abla. Ben de seni çok sevmiştim Memo. Hep de seveceğim. Kedi. Dur bakayım. Ağladın mı yoksa sen? Yok ya. Ne ağlaması kızım? Allah Allah, ben ağlamam. Hadi çabuk, okula geç kalacağız. Osman, dur oğlum. Nereye gideceğim bu soğukta? Bilmiyorum ana. Duramıyorum ya. Çıkacağım, dolaşacağım biraz. Oradan da bara giderim işte. Ama akşama kadar onca vakit varken oğlum nerede dolaşacaksın sen? Ya amma sordun ana ya. Ben demeyeyim sanki, ben nereden bileyim bana soruyorsun bu kadar soruyu ya. Vuracağım dağ bayıra, kendime gezeceğim öyle şey gibi yani. Bakarsın bir tane uçan daire gelir melir de böyle bu salak ne yapıyor kendi kendine diye böyle merak eder böyle pşşt beni. Işınlar alır götürür Uranüs'e, Neptün'e, dünyada benden kurtulur, ben de dünyadan kurtulur. Osman, böyle tuhaf tuhaf konuşup beni meraklandırma oğlum. Vah. Gitti evladım, gitti Osman'ım. Aslan gibi çocuğum gitti. Ben hayatımda bir tek seni sevdim Yaren. Bundan sonra kimseyi sevmeyeceğim. Sevemem. Sevmek istemiyorum. Aramıza girenler ikimizin de hayatını mahvetti. Kına yaksınlar şimdi. Bugünden sonra çok ciddi bir sorunum var Yaren. Mühim bir sorun. Seni sevmeden, ellerini tutup gözlerinin içine bakmadan, kokunu içime çekmeden bundan böyle nasıl geçecek bu ömür, işte onu hiç bilmiyorum.
Keşke mutlu ol diyebilseydim sana. Ama diyemiyorum. Mutlu olmanı istemediğimden değil. Mutlu olamayacağını bildiğim için. Bu dünyada sevip de buluşamayanlar öbür dünyada buluşurmuş derler. Belki biz de öyle buluşuruz seninle yarın. Yeter ki şu kıyamet bir kopsun. Bir an önce kopsun şu kıyamet. Seni seviyorum. Elveda. Osman. Ettiğin bir şey var. Bütün Fransız kadınları senin kadar güzel mi? Yoksa bu güzellik sadece sana mı özgü? Siz Maya, siz tam bir şeytansınız. Ay. Ve de belli etmiyorsunuz. Tam bir çapkınsınız. Yani ben biraz yani anlarım bu işlerden ayıp olmasın. Şunu da ekleyelim lütfen. Aslında sorunun cevabını biliyorum. Hiçbir kadın, ne Alman, ne Fransız, ne Rus olamaz senin kadar kusursuz. Ay, benim uşağım gelmiş. Mis gibi kurabiye yaptım. Tam senin sevdiğin gibi. Şunu da koyayım. Söylesem inanmazsınız. Neyi? Ama söyleyemem. Sen de bakayım bana ne oldu? Altan'a bakma sen. Ne olmuş onlara? Ulanlar olmuş yukarıdalar. Sen ne gördün mü sen? Yok görmedim ama duydum. Neyi? Kolay gelsin abi. Eyvallah. Bana benim şişeden versene bir tane. Ama kağıda sar. Al bakalım Osman. Yazıyor muyum? Yaz anasını satayım. Allah belanızı versin lan sizin. Ulan yazık buna da şimdi. Şerefsizler! Yaparız. Bir öpücüğe ne dersiniz? Efendim, hayır demem. Mecazut da bunlara aynı yanın içinden. Bir dakika, bir dakika. Duyamıyorum. Daha ne duyacaksın? Kalpli, kalpli. Dedem geliyor. Uy, yürü. Oha! Ne? Ne dedin sen bakayım bir daha söyle. Yok bir şey kardeşim. Yok dedin. Bir daha söyle bakayım gel. Bir şey demedim. Nereye giriyorsun? Şşş! Gel bir dön beni. Bir dönsene beni bir kere. Bir yumruk atla bari. Yavaş be kardeşim önüne bak. Bakmazsam ne olur lan? Ne yaparsın? Döver misin? Gel döv hadi ya. Gel döv Allah aşkına döv ya. Ya git kardeşim belanı benden bulma. Allah Allah. Bu ne lan herkes kuzu gibi bugün de bize denk geldi ya. Aha. Kocaman adam. Bu adam kesin beni döver ha. Halledeyim.
Ne duruyorsun kardeşim yolun ortasında ya? Sırık gibi dikildi. Çekil kenarda konuş. Haklısın birader. Anladı tabii deli oldum. Bu deliye kimse sataşmıyor arkadaş. Ne güzel ağzını burnumu kırdıracaktım şu an. La ilahe illallah, la ilahe illallah. 40 yıl işlem aklıma gelmezdi o. Bu iki tane rezon. Ben hala şoktayım ya. Altan ve matmazel yani. Olacak şey değildir. Ama oldu işte. Biz yıllardır bu evin içinde kadını erkeği birlikte yaşar giderik. Artık aile olmuşuk. Ama ha ikisi rezuller. Celi biri. Selam hanımlar. Ne var ne yok? İyi mi herkes? Terbiyesiz, ahlaksız. Niye konuşmuyor kimse ya? Biz iyi yok Altan Bey. Sizi sormalı. Siz nasılsınız? Ne olsun be Asuman? Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Onu biliyoruz. Da ne yöne doğru yuvarlanıyorsunuz? Onu bilmiyoruz. Asıl mesele budur. Hayırdır ben bir şey mi kaçırdım? Yok. Biz kaçırmış idik. Yakaladık ucunda. Ya? Neyi yakaladınız? Ben bilmem ayakları. Allah'ım sen beni biliyorsun yarabbim. Neyi yakaladınız canım söylesenize. Aha da bunu yakaladık. Puuu rezon. Asuman ne oluyor? Ne yapıyorsun? Pastamı da ver. Yiyordum onu ben. Senin yediğin hatlar sağ yeter. Sen zıkkımı kökünü ye ha. Sen zıkkımı kökünü ye. Asuman. Delirdiniz galiba siz. Ne oluyor böyle? Bana çemkirme. Vallahi alırım ayağımla. Ay ne oluyor? Bir duşa girdim, bir çıktım. Herkes curcuna. Ay hasbım. Bir de duşa girmiş. Ha dur senin pisliğini temizlemeye yeter mi daha? Sana bunu da al. Asuman. Baba benim odum ağzına alma. Vallahi çok fena olur ha. Kilisen de beklemez. Ne? Ne oluyor bu da? Elini kör olayı. Artık. Şu halime bakın. Az bilirse var ya ağzıma neler geliyor da şimdi. Terbiyesizler, ahlaksızlar. Puuu rezillim! Ne oluyor burada böyle? Bu ne şamata? Biri bana burada ne olduğunu anlatabilir mi lütfen? Efendim ben hiçbir şey anlamış değilim. Ben olayın mağduruyum. Az önce suratıma tükürüldü. Yüzüme pasta atılmak suretiyle. Bu ne hal böyle matmazel? Ben bilmiyorum. Bu kadın kafamdan aşağıya koca bir sürahiyi boşalttı. Hiç zahmet etmiyorum. Ben anlatıyorum efendime. Efendim, aramızda hainler vardır. Ne? Ne hain? Çizgisini görüyor musun? Evet. Bana sonsuzluğunu satıyor. Sanki böyle deniz sonsuza kadar gidecekmiş gibi. Bizim aşkımız gibi. Sonsuza kadar. Seni sonsuza dek seveceğim Osman. Ben de yani. Her şey o kadar güzel ki. Yanımda sen, karşımda şu güzel manzara, kuşlar, bulutlar, deniz. Her şey çok güzel. Senin yanındayken her yer, her şey çok güzel be yarim. Yani seninleyken şu dünyanın bütün rezillikleri uçup gidiyor. Keşke biz de öyle uçup gitsek. Bütün dertleri, sıkıntıları arkamızda bıraksak. Keşke. Hani böyle filmlerde falan zaman duruyor ya. Tam şu an keşke zaman dursa. Seninle sonsuza kadar böyle kalsak. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar.
Melek. Melek. Ha. Telefon, telefon. Onur arıyor. Alo. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Şu an neredeyim biliyor musun? Nerede? Sizin mahallenin oradaki ana cadde var ya, oradayım. Ne? Ya... Ne yapıyorsun orada? Seni bekliyorum. Beni mi bekliyorsun? Seni görmeden gün geçsin istemedim. 15 dakikaya razıyım. Sen rahatsız olursun diye de mahalleye girmedim. Gelebilir misin? Şimdi. Tamam. Ya tamam, gelirim. Ya hemen birazdan oradayım, tamam. Anne. Ya ben burada rujum vardı anne. Ne bileyim ben. Onu gelmiş burada. Ne yapsam ben, bir üstümü mü değiştirsem? He? Dur ya, ben bir önce elimi yüzümü bir yıkayayım. Dur bir dakika. Bugüne kadar bu evde yaşanmamış şeyler bunlar. Ne olursa olsun gerçeği bilmek istiyorum. Asuman'ın ithamları son derece ciddi. Efendim, az önce de arz ettiğim gibi tamamen yanlış bir anlaşılma. Bu basit bir... Basit değildir efendim. Ha bu ikisi odada... Asuman kes. Bırak da adam söyleyeceği lafı bitirsin. Efendim lütfen bakın. Arkadaşların duyduğu o laflar benim matmazele söylediğim, matmazelin de Fransızca'ya çevirip Paris'teki kız arkadaşıma yolladığım mektupla alakalı. Buyurun bakın. Nathalie. Est-ce que tous les Français sont si belles que vous tournez? Bence inandırıcı. Matmazel? Bu bana sürülmüş büyük bir lekedir efendim. Asla kabul etmiyorum. Sence ben bu lekeyi ne şekilde temizlemeliyim Asuman? Hem de ikimize sürülmüş bir leke. Yoksa matmazenle ben. Olacak şey değil. Yani buna kargalar bile güler. Anlamadık. Kargalar derken? Yani matmazel, yani sizle ben, yani olacak şey değil. Saçmalamayın lütfen. Lütfen. Benim koca toprak da bol bol olsun. Bir kere Fransız operasının tenörüydü. Büyük bir tenörüydü. Ve Legion d'honneur vermişlerdi. Şimdi onu bırakıp sizin gibi bir uşakta... Ne? Çok rica ederim. Asıl ben size kalmadım. Az önce Nathalie'yi gördünüz. Yani ondan sonra siz... Siz ne demek istiyorsunuz? Anlayana. Yeter artık. Yandın oğlum Can. Batırdın ortalığı. Sıvışma zamanı. Can Can. Gel buraya evlat. Gel, gel. Melacığım buyurun. Asuman bu yanlış havadisi senden aldığını söyledi bana. Doğru mu bu? Şimdi şey, ben... Doğru mu değil mi? Ya dede, kapının neresinden baktığına bağlı. Kapı mı? Ne kapısı? Şimdi kapının dış tarafında duyunca ben haklı oluyorum. Ama kapının içinden görseydim, duysaydım o zaman Altan haklıydı. Anlaşıldı. Bu akşam yemeğini odanda yiyeceksin sen. Ayrıca... Televizyon ve elektronik aletleri kullanmak da yasak. Aynı uçaklardaki gibi mi? Evet, tam da öyle. Çok bekletti mi? Yo, bu an için sonsuza kadar beklesem değer. Üşümüşsün ama. Kızdın mı bana? Yani... Ya böyle habersiz geldim diye seni zor durumda bırakmadım umarım. Yok, kızmadım, kızmadım. İyi yaptın. Çok duramayacağım ama. Biliyorum. Merak etme, çok fazla tutmayacağım seni.
Of, çok güzel koktu. Yiyelim mi? Kestane, olur. Kestaneci, iki tane versene bize. Ha, Memo. Memo! Memo geçti ama görmedi bizi. Neyse, zaten böyle hani tanışırsınız dedim ama ayaküstü de olmasın zaten. Bence de. Daha güzel bir zamanda tanışırız. Ben bunu bir düşüneyim. Ben gideyim ama şimdi. O şimdi eve koşturuyordur, acıkmıştır. Tamam, nasıl istersen. Yalnız yani bu kadar yetmiyor bana. İdare edeceğiz artık. Seni bırakayım mı eve kadar? Yani... Yok, sen zahmet etme. Hem... Ya şimdi bir gören falan olur. Boş ver. Sağ ol. Tamam. Bu da Memo'nun olsun o zaman. Teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşürüz. Hoş geldin. Geç otur şöyle. Hoş bulduk. Hoş bulduk Mahmut amca. Sağ ol. Heyecan var mı? Var tabii biraz oğlum. Oğlum otursana. Yok. Hiç oturmayayım. Annemler babamlar hep salondalar zaten. Ömer de kapıda bekliyor. Ben sizi de alayım, hep beraber gidelim diye buradayım. İyi. Olur. Olur. Yaren. Bak kızım, Hayati geldi. Yaren. Ben bir bakayım şuna. O da sabahtan beri hazırlanamadı, biliyor musun? Heyecanlı o da işte. Kadınlar işte. Hep böyledirler. Süslenmeler hiç bitmez. Yaren kızım bak. Yaren. Yaren. Burada da yok. Yok. Nasıl yok? Ne bileyim oğlum, yok işte. Tarafa baktık. Lan yoksa bu... Yoksa ne? Yoksa ne? Yoksa kaçtı mı lan bu? Ne kaçması Mahmut amca? Ne kaçması? Nasıl kaçar ya? Yaren! Hayırdır komiserim? Osman evde mi kızım? Yok. Yani evde değil. Ne oldu ki? Neredeyse çıksın ortaya, söyle. Kesin o kaçırdı Yaren'i ya. Tamam durun. Ne oluyor? Ya ne kaçırması, ne diyorsunuz? Yaren yok ortada. Nasıl yok? Ya bırak, bir de bilmiyormuş gibi yapma. İş birlikçisi bu komiserim ya. Buradadırlar kesin. Nerede o? Hey! Gel şöyle. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Geri dur sen. Vallahi bizim hiçbir şeyden haberimiz yok komiserim. Buyurun gelin. Bakın isterseniz, inanmıyorsanız. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Dışarı çıkıp şöyle bir dolanacağım demişti. Sonra da işe gidecekti. İş yeri nerede? İş yerini ben biliyorum komiserim. Yürüyün o zaman. Hayati! Ne oluyor ya? Mahmut! Bu kağıt mı var yine? Kral ya! Allah vere de bir şey olmasın kimseye. Anne, bu Yaren kendine bir şey yapmış olmasın? Anne, bu Hayati dayımın iş yerini nereden biliyor? Ne bileyim, gitmiştir herhalde hıyar bir zaman. Dayımın olduğunu bile bile niye gitsin ki? Anam! O fotoğraflar! Vay adi! Memo doğru, benim paltomu getir oğlum. Koş koş koş, fırla. Ne oluyor Melek? Anne ben bir bakacağım. Nereye gidiyorsun kızım? Nereye gidiyorsun? Melek! Ya bir bakacağım. Allah Allah. Ay mi? Selam Melek. Sen bizim Osman'ın çalıştığı yeri biliyor muydun? Biliyorum Melek. Beni hemen atıversene oraya. Ne oldu kızım? Anlatırım yolda. Hadi gel.
Olmuyor Salih ya. Miden alın mi? Son 2, 3, 4. Beyolunda gezersin, gözlerini süzersin. Beyolunda gezersin. Hadi be Allah ya. Yok, açmıyor, açmıyor. Bir delilik yapmış olmasın? Ya hoca efendi, Osman bu yapmaz diyebilir misin? Keşke diyebilsem be Melek. Keşke. Sana şu benim telefonu. Oğlum giderken benim telefonu almış. Hadi. İhbarım olacak. Bir kız çatıya çıktı. Atlayacak sanırım. Amirim hayırdır? Bir emriniz varsa. Sevdiceğim yavrucağım, için için beni üzersin. Komiserim. Nerede lan Yaren? Ne diyorsun lan sen? Ne oldu Yaren'e komiserim? Seninle olduğunu düşündük. Benimle değil. Ne yaptınız lan kıza? Dur Osman, oğlum dur. Bak Osman, Yaren kaçtı. Şayet kızımı saklıyorsan bir yerlerde. Mahmut yeter. Yaren bende yok. Anladın mı? Ben de bende yokum. Boşuna burada vakit kaybediyoruz. O kızın başına bir şey gelirse. Osman, olay çıkartmanın zamanı değil. Yaren'i aramaya gidiyoruz. Hayati, Yaren'in başına bir şey gelirse git sık lan kendi kafana. Benim sıkmamı bekleme, kendin sık. Anladın mı? Dinlemede. Bölge kodu 376. İntihar teşebbüsü. Şahıs 25 yaşlarında kadın. 1.70 boylarında sarışın. Binanın çatısında. Komiser, aha Yaren bu. Anlaşıldı. 23.16. İntikal ediyoruz. Hadi takip edin. Tamam aslanım, tamam mı sakin? Nasıl sakin olayım abla ya? Nerede bu kız ya? Ne bileyim ben. Bildiğiniz bir yer var mı? İkinizin bildiği, gidip sığınabileceği. Var. Milyonlarca var. Ben gidiyorum ya. Dikkatli ol. Osman! Abla. Ya polisler geldi Yaren. Biliyorum, biliyorum. Buraya da geldiler. Kaç kere aradım ben seni Osman. Niye açmıyorsun telefonu? O zaman niye taşıyorsun? Tamam, sonra fırçalarsın ya. Benim şimdi Yaren'i bulmam lazım ya. Hadi. Ama nereye gidiyorsun Osman? Söyle bize de. Atla Melek, atla. Yalnız bırakılmaz bu deli oğlan. Umudunu yitirme. Bu da geçer geçer. Karanlığın ardından güneş açar açar. Gün doğmadan neler, neler, neler doğar. Kendini bırak.
bırakma, vazgeçme hayattan, umudunu kaybetme, bu da geçer geçer. Karanlığın ardından güneş açar açar, gün doğmadan neler 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 doğar. Kendini bırakma, biraz daha dayan. Kendini bırakma, vazgeçme yaşamaktan, vazgeçme hayattan. Kendini bırakma, biraz daha dayan. Kim ya? Alo? Osman? Yaren? Neredesin kızım sen? Gidiyorum Osman. Ne demek gidiyorum ya? Nereye gidiyorsun? Sonsuzluğa Osman. Kızım ne saçmalıyorsun sen ya? Yaren. Yaren alo neredesin sen ya? Zamanın durduğu yerdeyim Osman. Burada zaman yok. Sadece sen. Sadece ikimiz, hayallerimiz. Yaren. Zaman durdu Osman. Artık kimse mutsuz edemeyecek beni. Yaren, saçmalama yavrum. Bak illa bir yere gidilecekse birlikte gideriz ya. Neredesin? Neredesin sen? Söyle. Söyle ben geleyim. Beraber gidelim nereye gideceksek ha? El ele. Beraber gidelim nereye istiyorsan. Vallahi bak gıkım çıkarsa namerdim Yaren. Yaren. Alo. Yapma Yaren. Yapma yavrum bekle. Bekle geliyorum gözünü seveyim bekle. Zaman durdu Osman. Zamanın durduğu yerdeyim. Artık kimse mutsuz edemeyecek beni. Hani böyle filmlerde oluyor ya. Böyle zaman duruyor. Keşke şu an öyle olsa. Keşke şu an zaman dursa ve biz hep böyle kalsak Osman. Sakın. Sakın Yaren'im sakın gitme. Bekle geliyorum yani. Yaren! Yaren! Yaren kızım! Sakın yapma kızım dur! Dur kızım geliyorum ben! Sakın baba! Sakın! Sakın gelme atarım kendimi! Dur kızım dur ya tamam dur! Sakın yapma kızım atlama! Yaren kızım müsaade et konuşalım! Bu yaptığın çözüm değil! Yaren! Yapma kızım yapma. Bak ne istersen. Ne istersen yapacağım bundan sonra kızım. Allah için ya. Sana inanmıyorum baba. Gidin buradan. Hiçbirinizi istemiyorum. Tamam kızım yapma. Kıyma canını. Gülünüzü kızım ya. Bak söz. Söz ne istersen yapacağım bundan sonra. İnanmıyorum senin lafına. Güvenmiyorum sözüne. Bir kere. Bir kere neden diye sormadın baba. Bir kere sormadın. Kızım Yaren'im yapma kızım atma kendini. Yaren! Yaren! Abla! Dur, dur Yaren. Dur bekle. Dur Allah aşkına bekle. Bak, geleyim oraya konuşalım tamam mı? Bak, beni seviyorsan tamam mı? Bekle. Bekle geliyorum. Bekle. Yaren yapma kızım ya. Ya bir sakin olun, bir panik ettirmeyin. Uzman gitti mi konuşsunlar. Bunların hepsi senin o kardeşin yüzünden. Ya çekil be, çekil. Var ol Hayati. O kız oraya kendi çıkmadı biliyorsun değil mi? O kızı oraya sen kendi ellerinle çıkarttın Mahmut abi. Bil bunu. Bunu sen yaptın, başkası değil. Allah bunu yaşatma bize. Yaren. Yapma. Yapma be Yaren. Ya hiç düşünmedim.
Ben gidersem bu Osman ne yapar, ne halt eder diye. He? Bak biz seninle kaç kere güneşin batışını izledik buradan be yani. O güneş, o bulutlar, gece yıldızlar tek biri birden suratıma tükürür benim yarenim. Yaren gitti, sen daha ne halt etmeye burada duruyorsun diye tek biri birden suratıma tükürür be. Sonra ben burada öyle bir offside'a düşerim ki sittin senede çıkamam yani. Hadi Osman'ım, hadi Osman'ım, güzel konuş. Güzel güzel konuş abla. Ya yapma Yaren'in bunu bana ya. Hadi kızım. Hadi Yaren. Hadi gel. Gel ver elini. Çıkalım gidelim buradan ha. Gel Yaren. Gel beraber gidelim. Beraber çıkalım şu offside'dan hadi. Yapma Yaren, yapma. Yapma Yaren. Harcama ikinizi de, ver elini. Hadi. Hadi Yaren. Umudunu yitirme. Bu da geçer geçer. Karanlığın ardından güneş açar açar. Gün doğmadan neler 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 doğar. Hadi gelmiş geçmiş olsun. Kendini bırakma. Vazgeçme hayattan. Umudunu kaybetme. Bu da geçer geçer. Karanlık. Biraz daha dayan, kendini bırakma, vazgeçme yaşamaktan. Dünyan yıkıldı. Kalk, hadi topla kendini, kalk. Kalk çok şükür, kalk. Enkaz altındasın. Yaren oraya sen çıkardın ama Osman indi. Bunu da unut. Olur mu? Çare olmuş. Canından can gitmiş. Canlarım. Uykuların haram. Bir kabus hayal. Umudunu kaybetme. Bu da geçer geçer. Karanlığın ardından güneş açar açar. Gün doğmadan neler 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 doğar. Altanlı matmazel. Olacak iş mi baba? Değil tabii. Olmamıştır zaten. İşte canın çocukluğu Asuman'ın iç güzelliğiyle çığırından çıktı. Bir görsen tımarhaneye döndü. Altan'la matmazel birbirine girip Asuman desen Altan'ın yüzüne pasta yapıştırmış. Ya burada olup izlemek isterdim ama daha önemli işlerim vardı. Keyfine bakılırsa o işleri tahmin etmek pek güç değil. Meleği görmüşsün belli. Tam üstüne bastın. Evde durumlar ne şimdi? Bilmiyorum ama Altan'la matmazel küs galiba. Kahve içer miydiniz matmazel? Hayır. İstemiyorum. Siz bilirsiniz. Siz benim için o sözleri nasıl söylersiniz? Ne söyledim ki ben? Matmazel'le ben. Oh, olacak iş değil. Buna kargılar bile güler.
hangarlar bile güler ne demek? Rica ederim Matmazel, lafın gelişi. Gelmesin efendim. Gelmesin, öyle laf gelmesin. Siz bana resmen çiki dediniz. Estağfurullah Matmazel, olur mu öyle şey? Aa. Oluyor. Oldu işte efendim. Ben öyle çikin, yüzüne bakılmaz bir kadınım sizin gözünüzde. Buna gülünür. Yani asla Matmazel, asla. Olur mu öyle şey? Öyle düşünsem size değil bana güler kargalar. Özür dilerim gerçekten. Ama siz bana uşak diye fena harcadınız. Ama o sizin söylediklerinizin üzerine bir tepkilemeydi. Matmazel, en sevdiğiniz mantıdan yaptım. Yer miydiniz? Evet, yerim. Ay canım, sevdiğim. Barıştık mı? Hayır, barışmadık. Ama mantıyı aldın mı? Çünkü mantıyı seviyorum ama seni sevmiyorum Asuman. Asuman Usta. Ne? Nerede benim mantı? O kadar yüzüme tükürdünüz. Patlama, geliyorum. Uyumadığını biliyorum Cancan. Sorunlarından böyle kaçamazsın. Bugün ortalığı birbirine kattın Can. Özür dilerim dede. Yanlışlıkla ağzımdan kaçırdım. Ağzına diline sahip olacaksın aslanım. Büyümek, adam olmak bu demek. İnsan önce düşünüp sonra konuşmalı. Anlayıp dinlemeden ortalık savaş alanına döndü sayende. Çok özür dilerim dedeciğim. Kaldı ki bütün o dediklerin doğru bile olsaydı yine de ortalığa dökmen gerekmezdi. İnsanlar sır tutmasını da bilmeli. Bu evde büyüklerin var, baban var, ben varım. Bize de gelebilirdi. Dede, çok özür dilerim. Bir daha olmayacak, söz veriyorum. Umarım olmaz. Dedeciğim. Hadi yat bakalım şimdi. İyi geceler sana. Beni affet kızım. Babanı affet. Ben hiç bu hallere gelebileceğimizi düşünmedim. Hiç. Bir daha sakın. Sakın ama kızım. Anlıyor musun be? Bak, o kelimeyi ağzıma bile almak istemiyorum. Babanı affedebilecek misin kızım ha? Söyle. Affedebilecek misin? Hadi. Şimdi yat. Şöyle güzel bir dinlen. Yarın çok güzel bir gün olacak kızım. Hepsinden daha güzel bir gün olacak. He? Artık bunları da geldiği yere göndermenin zamanı geldi. Baba. Efendim kızım. Bana sarılır mısın? Geçti ablacığım, yat. Yat o zaman. Su getireyim mi, iyi misin? Geçti deme abla. Geçecek deme. Geçti abla. Yat ablacığım. Rüya gördün Osman, rüya.
Yok. Günaydın abla. Osman'ın eviydi değil mi? Evet ama siz kimsiniz? Ben Aysel. Osman benim yanımda çalışıyor. Ha, bildim. Osman. Hoş geldin abla. Günaydın Osman. Ben de tam sana geliyordum. Gelsene içeri. Yok, rahatsızlık vermeyeyim ben şimdi. Senle şurada konuşalım mı biraz? Olur. Bir dakika. Onlar benim eski işten kalma döküntüler. Üstünü şey yapma da leke olmasın abla. Dün gece beni arayana kadar yüreğim ağzımda bekledim Osman. Allah neler yaşadık abla bir bilsen. Tam bir kabus da anasını satayım. Sonu iyi ya boş versem. Her şey yoluna girer. Su akar yolunu bulur. İnşallah. Ben gidiyorum Osman. Şu İzmir'deki kulüp. Haydar abi. Bu sabah aradım onu. Dedim ben geliyorum. Gel dedi. Ben de gidiyorum işte. Hayırlısı olsun be abla. Ne diyeyim ki yani? İnan bana herkes için hayırlısı bu. Al. Senin çalıştığın günler bunlar. Bir haftalık da fazla. Tazminat olarak kabul et. Yo abla bu çok fazla. Bu olmaz. Hayır. Kabul edeceksin. Fazlasıyla hak ettin. Kuruşuna kadar. Valla gitmen üzüldüm aslında abla ya. Ne yalan söyleyeyim. Alışmıştım sana. Ben de alıştım. Ama alışmak her zaman için iyi değil Osman. Alışırsın kopamazsın. Kopmak istersin kopamazsın. En iyisi ne zaman gideceğini bilmek. Doğru dedim valla. Bol şans Osman. Sana da abla. Sen çok iyi birisin Osman. Sen de abla. Hadi görüşürüz. Ha. Doğru ya. Hadi yolun açık olsun. Senin de abla. Geldi mi acaba Can? Ne o? Oğlum bana bak. Bir tane oğlan var böyle.
Lord kılıklı böyle tam saçlar böyle şeyli falan. O çocuğa dikkat et. O çocuğun bak biraz IQ'su yüksek gibi, tamam mı? Ya dayı geç onları ya. Sen merak etme. Ben onların hepsini çiğ çiğ yerim böyle. Çiğ çiğ yerim. Adamım benim. Hepsini çiğ çiğ yiyeceksin lan. Niye? Nasıl yiyeceksin? Çiğ çiğ yiyorum. Çiğ çiğ yiyeceksin. Koçum benim. Koçum benim. İşte bu. Şşşt. Ya mahalleye çevirdiniz burayı da. Tamam Allah Allah ya. Sevinç gösterisi de yaptırmıyor ya. Sevinç gösterisi. Sakin. Ay koçum benim. Ay de bırak elimi al. Çok taşkınsın ha. Ama biraz alçak gönüllü olun ya. Ya çocuğu da şey ettin. Allah Allah ya. Taraftara yasak konur mu ya? Konmaz. En büyük takım. Bizim takım. En büyük takım. Çok teşekkür ederim. Nasıl yiyeceksin oğlum onları? Ha, nasıl yiyeceksin? Çiğ çiğ, harbi diye. Adam! Koçum benim be. Anne. Ne oldu Memo? Benim kişim geldi. Koş, koş hemen. Allah muhafaza ondan sonra sahneye maneye yapar bu. Yapar bu densiz. Bak ya, iyi götüreyim ben seni oğlum. Anne dur, bebek miyim ben tek başıma giderim ya. İyi madem, peki. Dayı. En büyük. Takım bizim takım. Tamam ya, hadi yürü. Çiğde senin niye sesin çıkmıyor hiç? Ha teyzem, heyecanlandın mı sen? Bak şimdi yok. Hiçbir şey olmaz kızım, ne olacak? Koş, koş, git eğlenmene bak. Vay kardeşim, geldin mi? Bir saattir seni bekliyorum. İyi, alışveriş yaptın mı? Senin yüzünden başım derde girecektim ben. Oo, yakışmış kardeşim. Şimdi aynı ben oldun işte. Ver bakayım gözlüğü. Ya bu işler hiç bana göre değil. Ya bir şey olmaz, rahat ol. İyi de seni tanıdığımdan beri her dakika yalan söylüyorum birine. İyi işte oğlum, sayemde hayatı öğreniyorsun. Hayat her saniye matematik problemi çözerek olmaz ki oğlum. Allah Allah. Ver bakayım bunu. Oo işte fena değil ha. Yurt dışından getirmişti babam. Tabii oğlum, sizde para var, huzur var. Allah Allah. Hadi sen git. Sen? Vallahi ben burada takılacağım yarışma bitene kadar. İyi, bunları da sen al. Bana bak, beni rezil etme ha. Çağ uygarlıklarından hangisi yazıyı icat etmiştir? 30 saniyeniz var. Cevap veriyoruz. Sümerler. Doğru. 20 puan. Lan bildiler ya. Ben zaten bu Lord kılıklı çocuktan şüpheleniyorum yani. Dur, bizim tarafa soracak şimdi. Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri ile Almanya arasında yapılan anlaşmanın adı nedir? 30 saniyeniz var. Cevap veriyoruz. Veriyor muyuz? Versay anlaşması. Doğru. 20 puan. Ay koçum benim be. Nasıl bildin ya? Nereden buldun oğlum? Lan koçu. Kimin yeğeni be? Aferin Memo, aferin. Allah Allah, nasıl bildi ayol, hayret. Ay'a ilk defa kaç yılında ve kim ayak bastı? Ne güzel saat bu Memo. Pahalıya benziyor. Annenin sevgilisi mi aldı? Yok, o kadar pahalı değil. Süreniz doldu. Maalesef size bu sorudan puan veremiyoruz. Memo! Ya Osman! Şşş! Osman, Osman! Ay'a ilk defa kaç yılında ve kim ayak bastı? Cevap veriyorum. 1969, Neil Armstrong. Doğru. Ya bırakalım. Armstrong tabii yani. Şunu bilemiyor yani ya. Ayıp oluyor Memo yani. Adamın 69 senesinde elin Çinlisi uzaya gitsin, bizimkiler mal gibi baksın ya. Çinli mi Osman? Amerikalı o. Kim o? Ya ne bileyim, Çinli hani adam teknolojide ileri falan oradan. Neyse yani al. Sus abla, mal değiştirdiler ya onu sonradan. Tam sus. Sana yazıklar olsun. Sus Osman. Tamam.
Sinekli Bakkal romanının yazarı kimdir? Abi çok kazık sorular ya. Bu nasıl soru böyle? Biz nereden bileyim? Süreniz doldu. Maalesef puan veremiyoruz. Ne oldu lan, bilemediniz ha? Siz doğru cevabı biliyor musunuz? Evet, biliyoruz. Halide Edip adı var. Doğru. Kapıya mı çekiyorsun oğlum? Ben biliyorum bu soruları. Sorunuz. Hangi ülkenin iki tane başkenti vardır? Cevap veriyoruz. Güney Afrika. Doğru. Bir dakika, bir dakika. Bu soruda hata var. Nasıl? Güney Afrika'nın üç tane başkenti vardır. Yürütme, yargı ve yasama alanlarında Pretoria, Bloemfontein ve Cape Town. Ne diyorsun lan? Türkçe konuş oğlum. Evet, haklısın. Bu soruyu iptal ediyoruz. Bakar mısın, resmen ketenpereye getir. Hoca! Bakın olmuyor. Benim yeğenim bu oyunu bozdu, olmuyor. Bravo lan Memo! Yeni sorunuz. Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan boğazın adı nedir? Bilemiyorlar. Süreniz doldu. Cebeli Tarık Boğazı. Doğru. Helal be Memo. Oluyor lan. Kazandık mı? Yeter ya, tamam biraz da bize bırakın ya. Koçum benim, ne yaptın lan? Darmadağın ettin oğlum. Dayısının koçu be. Lan koçum benim ya. Çiğdem kızım. Evet. Mahallenin fakir ama aşırı zeki çocukları. Gelin bakalım Osman Turizm hazır. Hadi o zaman madem. Ver mi oradan şeyi. Çiğdem. Hadi. Dayı benim tuvalete gitmem lazım. İne mi lan? Amma işledi ya. Lan. Kitlenmiş bu. Kim kitledi lan buna? Açın. Kol çıktı. Ne yapacağım ben? Baba. Geldim oğlum. Kapıyı kilitlemişler. Kol çıktı. Allah Allah. Ne olmuş buna ya? Allah Allah. Ne yapacağız? Kapı açılmaz. Sayılırız oğlum. Git bul. Bir şeyler. Kapıyı kır gerekiyorsa. Memo, girdin mi oğlum? Anne, kapı kilitli. Kapı mı kilitli? Dur bakayım. Allah Allah. Dur bakayım. Ha bir baksana kardeş ya, bu kapı kilitli, çocuk tuvalete girecek. Bir anahtar falan yok mu? Sağ ol kardeş, sağ olasın. Hadi anneciğim geç. Anne, dur. Burası erkekler tuvaleti. Sen gelme. Allah Allah, iyi pek madem. Hadi gir bakalım. Oğlum adamsın var ya sen.
Senin sayende kazandım lan. Herhalde. Oğuz sayende hava 1500 olacak. Annen de dayın çok sevindi. Sevinirler tabii. Benden beklenmeyen performans. Onları çok özlemişim. Bana da iyi geldi görmek. İşte bir taşla iki kuş vurmuş olduk. Tamam mıyız? İyi tamam, ben kaçtım. Ya sen ne olur ne olmaz çıkma. Şimdi annemler dışarıda. Görürüz mörürüz. Bir iki dakika içeride kalsan. Tamam. Sağ ol be kardeşim. Rica ederim kardeşim. Memo, iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın be kardeşim.